Merhabalar, ETV'nin videoları serimizin 8. videosu ile birlikteyiz. Bu videomuzda öğrencilerin TwinSpace kullanımını anlatmaya çalışacağım. ETV'nin projelerinde malumunuz, öğrencilerin katılımı son derece önemli. Sonuçta biz bu projeleri öğrenciler için yapıyoruz. Öğrencilere müfredatta yer alan kazanımları edindirmek için yararlandığımız bir süreç, ETV'nin proje süreçleri. Bu sebepten ötürü bu proje süreçlerinde öğrencilerin de sürece aktif olarak katılmaları son derece önemli. Öğrencilerin projeye aktif olarak katılımını sağlayabileceğimiz en önemli platform da elbette ki TwinSpace platformu. Şimdi ben sizlere TwinSpace platformuna öğrenciler nasıl giriş yapabilir ve bu bölümde nereleri kullanabilir ve kullanmalıdır bunları anlatmaya çalışacağım. Öncelikle öğrencilerimizin TwinSpace'e ulaşmak için ziyaret etmeleri gereken adres twinspace.etwinning.net. Bu adrese giriş yaptıklarında üstte login butonu sayesinde öğretmenleri tarafından kendilerine verilmiş olan kullanıcı adı ve şifrelerle birlikte proje sayfasına ulaşabilecekler. twinspace.etwinning.net. Login butonuna basıyorum. Burada öğrenci username bölümüne, kullanıcı adını password bölümüne şifresini yazacak. Az önce de söylediğim gibi öğretmeninin o öğrenciyi sisteme üye yaparken kullandığı kullanıcı adı ve şifresini öğrencinin buraya yazması gerekecek. Örnek olarak bir öğrencimin TwinSpace hesabına giriş yapmış durumda. Burada bazen bazı öğrenciler aynı esnada birden fazla eTwinning projesinde de görev alabilir. Eğer öyle bir durum varsa öğrenci giriş yaptığında bu sayfa karşısına çıkmayacak. Görev almakta olduğu projelerin isimlerini görecek bir sayfada. Ve burada hangi projenin TwinSpace sayfasına ulaşmak istiyorsa o proje ismine tıklaması gerekecek. Fakat eğer öğrenci tek bir projede yer alıyorsa direkt olarak o projenin, ilgili projenin TwinSpace sayfasına ulaşabilecek. Sağ üst köşede sayfanın dil seçeneği İngilizce olarak varsayılan dil seçeneğini Türkçe olarak değiştirebilir. Burada proje sayfasında öncelikle ana sayfada yapılan paylaşımları görebilecek öğrenciler ve bu paylaşımları özellikle yorumlar yapmaları, bu paylaşımları beğenmeleri oldukça önemli. Burada paylaşım yapan diğer öğretmenlerin proje sürecine dair yaptıkları paylaşımlara yorumlar yapıp katkıda bulunmaları son derece önemli olacaktır. Öncelikle öğrencilerin burada proje sürecinde yapılan çalışmalara dair öğretmenler neler paylaşmış, diğer okullarda neler yapmış arkadaşları, bunları görmeleri ve bunları yorum yapmaları çok önemli. Bir diğer bölüm öğrencilerin yine katkı sunmaları gereken forum bölümü. Forum bölümünde yine öğretmenler tarafından açılmış olan başlıklara öğrencilerin mutlaka yorumlar yapmaları, tartışmalara katılmaları, fikir beyan etmeleri gerekir. Örnek olarak bu her projede tabii ki bu standart değil. Örnek olarak bir tanışma forumu açılmış ve öğrenciler için bir tanışma bölümü var burada. Buraya öğrencilerin gelip kendilerini anlatan kısa metinler yazmaları istenmiş bu projede. Ve bu öğrencinin bu bölümde hem diğer okullardaki, diğer illerdeki bu projede yer alan akranlarının, arkadaşlarının yazdıklarını okuyarak onları tanıyabilir. Hem de o arkadaşlarına burada konuya yanıt ver bölümünde kısa bir metin yazarak ve teslim et diyerek o arkadaşlarına kendisiyle ilgili de kısa bir bilgi sunabilir. Bunun yanı sıra tabii ki tanışma bölümüyle sınırlı değil bu. O projenin tabii ki içeriğine, etkinliklerine, sürecine göre değişecek şekilde burada farklı başlıklar yer alabilir. Örneğin bu projede öğrencilerin Ekim ayında yer aldığı grupta, o grupla ilgili açılmış konuda daha doğrusu yorum yazmasını, buraya katkı sunmasını, burada öğretmenler tarafından yapılan paylaşımları görmesini, kendi fikrini sunmasını, tartışmalara katılmasını beklemekteyiz. Forum bölümü öğrencilerin katılması gereken yine önemli noktalardan birisi. Çevrim içi toplantılar bölümünde tabii ki öğrencilerin burada katılabileceği bir sohbet odası var. Burada öğrencilerin önceden bilgilendirilip aynı anda eş zamanlı olarak senkron bir şekilde buraya katılıp burada birbirleriyle belirlenen konuda sohbet etmeleri, fikir alışverişinde bulunmaları, tanışmaları, tartışmaları da yine öğrencilerin sürece aktif bir şekilde dahil olması ve diğer öğrencilerle etkileşim ve işbirliği içerisine girmesi açısından son derece önemlidir. Bu noktada proje çalışmalarının yine yoğun bir şekilde paylaşıldığı sayfalar bölümünde de
Yine öğrenciler mutlaka buradaki sayfaları ziyaret edip okullarda neler yapılıyor, proje sürecinde kim neler yapmış, bunları görmelerini bekliyoruz. Burada yine çeşitli Padlet gibi araçlar paylaşılıyor ve öğrencilerle zaten bu Padlet linkleri paylaşılıyor. Harici olarak o link üzerinden de girebilir. Fakat burada öğrenciler dilerlerse Padlet linkleri buraya TwinSpace sayfasına gömüldüğü için buradan da bu Padlet'lere katkı sunabilirler. Aynı zamanda yine yapılan çalışmaları görebilirler. Burada öğrenciler burada paylaşım yapabilir mi? Bu proje kurucularının ve proje ortaklarının kararı. Eğer öğrencilerin burada paylaşım yapmalarını isterlerse veya onların paylaşım yapabileceği bir sayfa oluşturmak isterlerse, oluşturulan sayfada yine öğretmenler tarafından oluşturulan sayfalarda öğretmenler bu sayfada kimlerin paylaşımda bulunabileceğini belirliyor. İşte öğrenciler paylaşımda bulunsun, yöneticiler paylaşımda bulunsun, ziyaretçiler paylaşımda bulunsun. Bu tarz ayarlar mevcut. Burada bütün öğrencilerin paylaşım yapabileceği bir sayfa ya da birkaç sayfa oluşturulabilir. Ya da her okuldan birkaç öğrenci yönetici öğrenci olarak seçilip temsili bu sayfalara, ilgili sayfalara yönetici öğrencilerin içerik eklemesi, düzenlemesi yetkisi verilebilir ve öğrencilerin sayfalar kısmında da aktif olması sağlanabilir. Fakat az önce de söylediğim gibi bu tamamen proje kurucularının ve proje ortaklarının kararı. Ama öğrencilerin özellikle aktif olacağı iki bölüm, tekrar söylemek gerekirse, ana sayfada akışta yapılan paylaşımlar ve bu paylaşımlara yorum yapmaları, fikir sunmaları, mutlaka o sürece dahil olmaları ve forum bölümü. Forum bölümünde gerek tanışma amaçlı gerek proje etkinlikleri, süreç boyunca yapılan etkinliklerle alakalı öğrencilerin fikirlerini almak, öğrencileri tartışmalara dahil etmek, öğrencileri aktif kılmak yine forum bölümünde oldukça mümkün. Ayrıca çevrim içi toplantılar bölümünde sohbet odasını kullanabilir öğrenciler. Sayfalar kısmını kullanıp kullanmayacakları proje kurucuları ve ortaklarının kararı. Öğrenciler TwinSpace'e nasıl ulaşabilir ve TwinSpace'i nasıl kullanabilir? Kısaca anlatmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.